Eli silahlı, yüzü maskeli bir çete İstanbul Büyükçekmece'deki bir kuyumcuyu hedef aldı, soyup soğana çevirdi. O anlarda bir mahalle sakininin de cep telefonu kayıttaydı. Plakayı okuyamıyorum şu an. Silah aşağıdan gelen bir tane arkadaş var. Buna doğrultmuş. Sonra da kaçıyorlar. Ellerinde silah, yüzlerinde maskeyle geldiler. Ara sokaktaki kuyumcuya girip 750 bin liralık soygun yaptılar. Annemin aykırısı biraz kırtıdı. İşte annem çarmış tık durmuş. Türkiye deprem felaketiyle uğraşırken soyguncular vurguna çıktı. İki kişi beraber, üç kişi beraber gelin levreyle beraber kaldırıyor. Kırıp dağıtıyorlar işte. Cuma günü bir de o tam depremzedelerimizin yardım toplandığı gece. Hırsızlar 3 kişilik Küçükçekmece ala geç sokakta bulunan işte bu kuyumcunun önüne geldiler. Biri arabada bekledi. İkisi ise elinde levye ve silahlarla aşağı indi. Önce kepengi kırdılar. Ardından da kapıyı kırıp içeri girdiler. Panik yapmadan sessizce altınları almaya başladılar. Ara sıra silahla dışarı çıkıp çevreyi kontrol ettiler. Çabuk gelsinler. Plakayı okuyamıyorum şu an. Bankuta ne vardı? Yüzükler vardı, küpeler vardı, zincirler vardı, bilezikler vardı. Hepsini almışlar işte. Silah da var ellerinde. 5-10 dakika civarında çuvallara doldurmuşlar. Bunlar kasadaydı. Kasaya hiç uğraşmaz. Zaten piyasadaki mal almış çıkmışlar. Karşı tarafta bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla kayda girdi ve soygunu an beyan çekti. Yine bir vatandaş sokakta yürürken hırsızları fark etti. Hırsızlar silah doğrulttu ve buradan uzaklaştı. Çabuk gelsinler. Plakayı okuyamıyorum şu an. Bizim arkadaşlar aramışlar işte karşıdan. Onlar da silah çekmişler. Onlar da içeri kaçmışlar. Polis soyguncuların peşinde. Polisten ne isteyelim? En kısa zamanda yakalanıp malı geri almasını.